Rusya'nın Hazar filosunun iki savaş gemisi olan Astrakhan ve Anatoly resmi olmayan bir ziyaret için Bakü'ye geldi, ziyaret 20 Eylül'e kadar sürecek. Bakü'ye askeri gemileri gönderen Kremlin iki konuda endişeli. Birincisi, Türkiye-Azerbaycan Deniz Kuvvetleri'nin son tatbikatları ve Ankara'nın Hazar Denizi'ne girişi, ikincisi, Azerbaycan Deniz Kuvvetleri'nin yeniden yapılanma sürecinin dışında kalmak. Türkiye'nin Orta Asya'daki aktivasyonunda Hazara gelişi Moskova'nın önünde ve kıyı Türk ülkelerine alternatif kapılar açıyor. Türkmenistan, gelecek ay Türk Konseyi'nin tam üyesi olduktan sonra Ankara ile Aşkabat arasında benzer tatbikatlar yapılabilir. Bu süreçlerin arka planına karşı Trans Hazar projesinin hayata geçirilmesi bekleniyor. Rusya Bakü'ye bir savaş gemisi göndererek Ankara'nın Hazar Denizi'ne açılmasına karşı çıkıyor. Ancak Moskova, jeopolitik değişimler karşında Ankara-Bakü hattını kıramayacağını ve bunun için işbirliği yönünde hareket ediyor. Moskova'nın Bakü'den Hazar Denizi'ne ilişkin iki olası isteği olabilir. Birincisi, Hazar Denizi'ni Türkiye-Azerbaycan stratejik işbirliğinden mümkün olduğunca uzak tutmak, ikincisi de Azerbaycan filosunun yeniden inşasına katılmak. Bununla Azerbaycan'a Türkiye'nin Hazara gelişi filoyu güçlendirmeye yardım etmeyi amaçlıyor argümanına bir alternatif sunuyorlar. Bakü köprüleri yıkmamak için Moskova karşısında tekliflere kapıları açıyor. Önerilere ve işbirliğine açık olduğunu gösteriyor ama tarafını da belli ediyor. Rus savaş gemilerinin mehter marşı ile buluşması açık bir mesajdır süreçler, bölgedeki değişen siyasi gerçeklerin arka planına karşı Hazar Denizi'nin yeni bir gerilim kaynağı olabileceğini söylemek için de zemin hazırlıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın kendisiyle görüşme için haber gönderdiğini açıkladı. Azerbaycan ve Nahçıvan arasında bir koridor açılması planı ile ilgili Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın bu koridorun oluşmasına izin vermemesi açıklaması ile ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, bu koridorun açılması, açılmaması meselesi siyasi bir mesele. Bir taraftan bunu söylerken bir diğer taraftan da benimle görüşme arzu etmesi herhalde düşündürücüdür. Eğer Tayyip Erdoğan'la bir görüşme arzu ediyorsa işte burada artık belli adımların da atılması lazım. Biz görüşmelere kapalı değiliz, görüşmeleri yaparız. Nitekim Gürcistan başbakanıyla da görüşme arzusunu bana iletti, o da bana geldi. Ama dediğim gibi biz bu görüşmeleri yaparken burada onların olumlu yaklaşım göstermek suretiyle bu adımları atması lazım. Bu konularda Gürcistan başbakanının bu diyalog talebini bana ulaştırması ve burada yeni bir sürecin başlaması için böyle bir adımın atılması eğer bu konuda gerçekten samimi ise ben de samimiyetimizi gösterir ve diplomasiyi orada başlatırız. Diplomasi başladığı zaman tabi burada bir şeylerin alınıp verilmesi lazım. Temenni ederim ki burada olumsuzluklar değil, olumlu yaklaşımlar hakim olur. Böylece inşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı, bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur dedi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Zerduş Tarizade, Ermenilerin kafalarını ezdiklerini belirten hangi statüden bahsettiklerini sordu. Uzman, Sayın Cumhurbaşkanı defalarca statü sorunu olmadığını söyledi. Savaştan önce, bizim tarafımızda 3 bin, onların tarafında ise 5 bin kişi öldürülmeden önce Azerbaycan tarafı Ermenilere en yüksek statüyü sunmuş ve bunun mümkün olduğunu göstermiştir. Avrupalıların ne kadar güzel, müreffeh ve güvenli olduklarını Ermenilere kanıtlamaya çalıştı dedi. Karşı tarafın istemediği için askeri operasyonların kaçınılmaz olduğunu belirten uzman, "Hayır dediler. Biz zaten bağımsızız, özerkliğe nasıl dönebiliriz? Hayır, zaferimizi kaçıramayız. Zafer olmadığını, tehlikenin her an kapıda olduğunu, savaş olabileceğini onlara anlatamadık. Bizi korkutuyorsun, git istediğini yap." dediler. Sonra savaş çıktı, kafalarını vurdular. Şimdi hangi statüden bahsediyoruz? 25 bin Ermeni'nin durumu. Azerbaycan'ın en küçük bölgesinin nüfusu 25 binden fazladır diye konuştu.